الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأبدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان يسيرا، وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا أعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مُهتثاتها، وكل مُهتث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: İbnül mesâcid ve ahricül kumamete minha femen bena lillâhi beyten bena allahu lehu beyten fil cennet. sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamber anızam aleyhimü salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbalar rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete ithal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin bu civarda metfun bulunan bil cümle evliya, ulema, sulaha, şüheda, mümin ve münatın bu cami şerefi bina edenlerin bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İbnül Mesadid Mescit yapın, mescitler yapın. Mescitler Allah'ın evleridir. Kur'an-ı Kerim'de öyle ifade ediliyor. Gerçi Allah mekandan münezzehtir ama mescitlerin ne kadar değerli, kıymetli yerler, mekanlar olduğunu Anlatma bakımından Allah'ın evleri tabiri kullanılmış, e, mescit namaz için namaz kılmak için hazırlanan yere denir, cami bizim Türkçe'mizde cami, e, Orta Asya Türkleri Mecit diyorlar, mescit demiyorlar, Mecit diyorlar, aynı değiştirilmiş. Neden e, marka denmedi? Namazın içinde ruku da var, ruku edilen yer denmedi de mescit denildi. Çünkü secde namazın fiillerinin en şereflisidir. Kulun Rabbına en yakın olduğu yer secde halidir. Bundan dolayı mescit denmiş. Secdegah, secde edilen yer. Tabi namazın en önemli rüknü, şerefli rüknü secde olunca ona izafeten mescit denmiş. İsim oradan gelmiş. E ee, sadece beş vakit namaz kılınmak için hazırlanan yerlere mescit denir örfte. Ee, bayram namazı kılınan, cuma namazı kılınan yerlere musalla denir. Cuma namazı aslında müminlerin haftada bir defa toplanmaları için bir beldede meşru kılınmış bir namazdır. Farzı katidir erkeklere farzdır. Bütün memleketin ahalisinin bir araya toplanılması, toplanması hedef edinilmiştir. Bütün o memleketin insanları haftada bir gün olsun mutlaka buluşsunlar, Müslümanlar birbirleriyle kaynasınlar, birbirlerinin hallerini öğrensinler diye Cuma namazı meşru kılınmıştır deniyor. Tabii yine deniyor diyorum. Biz inanıyoruz buna da. En güzel, bir bir sözün anlamını en güzel kim bilir? Emri veren. Kim bu cuma namazı kılma emrini veren? Allah. Onun için cuma namazını niye emrettin? İnşallah Allah nasip eder de cennete gidersek orada sorarız. Ama anlamı, anlamı bu. Haftada bir gün hiç olmazsa beş vakitte camide buluşamayan veya memleket çok geniş muhtelif böl cemaatlere bölünmüşler I, muhtelif uzak yer olduğu için Her yerde birer mescit var Bunları bir arada toplamak için Müslümanlar kaynasın bilesin diye Cuma namazı meşru kılınmış O cuma namazı Tabi bir camiye sığmadığı için ahali O memleketin O beldenin o kasabanın Şehrin kenarındaki açıklıkta Kılınır Cumanın kılındığı bu açıklığa Veya bayram namazı da öyle Hepsi bir yer bir memlekette Bir yerde kılınması esastır ...o musalla denir... ...namazgah... ...namazgah demektir o... Ee, ...halen... E, ...Semerkant'ta... ...Buhara'da... E, ...namazgah denilen... ...büyük geniş bir arazinin sadece minberi var... ...mihrabı var, geniş bir arazi... ...böyle hatıraları duruyor... ...daha sonra... ...nüfus çok artınca... ...şehirler çok büyüyünce... ...İmam Azam Hazretleri... ...insanları hepsini bir araziye, bir mekana, bir arsaya toplamak mümkün olmadığından neden öyle bir geniş yer bulmak mümkün değil? Veya uzaktan gelmek müminlere büyük güçlük olacağı için Ülül Emr'in izniyle herkese açık olmak kaydıyla birden fazla bir memlekette birden fazla camide de mescitte de cuma namazı kılınabilir demiş İmam-ı Azam. Hakikaten haklı İmam Azam İstanbul mesela 15 milyon Diyelim 3 milyonu cuma kılıyor Daha fazlası kılar da 3 milyonun cuma kılıyor kabul edelim 3 milyon insanı Dolduracak Namaz kıldıracak bir arsa Bir mekan bulmak İstanbul'da Mümkün mü? Çok zor Efendim çok dışarıya Çıksak herkesin arazisi var Boş arazi yok üstelik İstanbul'un bir tarafından bir tarafı 160 kilometreye kadar uzanıyor. Ee, bu e, Anadolu yakasından e, karşı yakaya e, Avrupa yakasına geçmek için bazen iki buçuk saat gidiyor. 160 kilometreden adam gelirken o Cuma günü boşa gidecek demektir. Belki de cumaya yetişemeyecek demektir. İmam Azam bu, bak, bu bakımdan e, şeyli, haklı. Ama Cuma namazının meşruiyet sebebi farz kılınmasının illeti e, insanların bir beldede tek cemaat olmasıdır. Bu nedenle bazı alimler ki Türk uleması bunlar ondan dolayı diyorlar ki en büyük cemaat geçerlidir cuma namazı ötekiler geçersizdir. İşte bu iki bu iki görüşü e, telif etmek e, uyuşturmak için gene Türk uleması Araplarda bu yok. Demişler ki biz zuhrahir diye bir namaz kılalım. Cuma günü her camide cuma kılındıktan gayri bir de zuhrahir diye bir namaz kıldıralım vatandaşa. Bu ne demek? Vaktine yetişip de henüz kılamadığım son öğle namazı. Zuhrahir anlam bu. Vaktine yetişip de kılamadım, henüz kılamadığım son öğle namazı diye kılıyoruz. Farz gibi kılıyoruz. Cuma namazı geçerli, İmam-ı Azam'a göre geçerli. ...o zaman bu kaza oluyor... ...geçerli değil... ...İmam-ı Azam'ın iştihadı yanlış... ...yanlış olduğunu sanmıyorum ama... ...diyelim ki itiraz edenlerin ki doğru... ...o zaman zaten son öğle namazını kılıyoruz... ...her iki durum durumda da... E, ...müminler... ...açıkta kalmıyor... ...bu bakımdan Türkler... ...Araplarda bu yoktur... ...Araplar zuhur ayrı diye bir şey bilmezler... ...Türkler zuhur ayrı kılarlar... ...kılınması da doğrudur... ...zaten alışmış bu millet bırak kılsın. Zaten iki rekat kılıp gidene kimse bir şey demiyor ki. Acele işi olan çekip gidiyor. Ötekilerin işi yok kalıyorlar alışmışlar. Adamın bir öğlen namazı ödensin borcu ödensin. Ne yani güzel değil mi bu? Hiçbir zararı da yok. Evet efendim şimdi mescit mescit beş vakit namaz kılınan yer. Musalla ve e, de da cuma ve bayram namaz kılınan yer. Örfte böyle. Ama şimdi artık e, musalla kalmadı. Musalla namazgah kalmadı. Hatta Anadolu'da kasabalarda cenaze namazında birleşirler ahali o beldenin insanı. Onun için köyün altında harman yeri deriz biz. Orada musalla taşı vardır. Meyyit taşı vardır. Onun üstüne cenazeyi koyarlar tapudu. Herkes orada birleşir. E orayı da, oraya da işte musalla namazgah denir ama bu da kalkıp gider, şimdi artık nüfus arttı, ar arsalar kıymetlendi, onun için her caminin önünde, işte bahçesinde kılınıyor, kılınıyor. Evet, şimdi mescid aslında beş vakit namaz kılınan yere deniyor, yine deniyor. Allah Zülcelal Hazretlerinin e, benim evlerim diye mescidullah Allah'ın mescidleri, işte bu mescitlerin de en büyüğü, anası Kabe-i Muazzama, Beytullah. Allah'ın evi deniyor. Yani bu şerefini göstermek açısından yoksa Allah mescitlerde oturmuyor, Kabe'de oturmuyor. Ee, şimdi böyle Müslümanların beş vakit namaz kılacağı yerler yapın. İbnül Mesacit, ey Müslümanlar, cami yapın. Ve ahricul kumamete minha. Can Müslümanlık temizlik demektir. Kalpten kafadan gönülden kötü düşünceleri söküp atıp şirk, küfür, haset, fesat, kin, nefret gibi şeyleri söküp atıp Allah bir deyip Allah'a teslim olmak, Allah'ın yeryüzünde halifesi olduğu bilincine ulaşmak ve dünyaya ben Allah'ın halifesi olarak insanlara iyilik için geldim bilincinde yaşamak olunca kimseye düşmanlık kalmaz. Kötülük kalmaz. Ee, Müslümanlık böyle inanç yönünden temizlik demektir. Bütün insanlara sevgi gözüyle bakar. Allah'ın yarattığı kul olarak bakar. Yunus Emre de bunu çok güzel ifade eder. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü diye çok güzel söyler. İşte eee inanç yönünden Müslümanlık temizlik olduğu gibi maddi açıdan da temizliktir. Ahlak temizliğidir, elbise temizliğidir, üst baş temizliğidir, mekan temizliğidir. Namazı pis yerde kılamazsınız. Namazı pis elbiseyle, pis bedenle kılamazsınız. Temiz olacak, temiz olacak. Peygamberimiz camilerde çok insan gelip gideceği için Cami Allah'ın yeri olduğuna göre, en şerefli mekan olduğuna göre temizliği konusunda çok titiz davranın. Bunu vurgulamak için ahricu el kumamete minha. Camilerden süprüntüleri, kirleri, pasları çıkarın, atın. Camileri temiz tutun. Femen ben lillahi beyten kim Allah'ın rızasını kazanmak için uğruna namaz kılınacak bir yer yaparsa yaparsa evet ben Allahu beyten fil cenne bu Rıza-i bari için bir cami yapan kimseye Allah cennette bir köşk bina eder. Köşk bina eder. Şimdi e, burada tabi söylememiz gereken hususlar var. Hususlar var. Çok peygamberimiz bir laf ediyor ama onu açıklamak lazım. Az söylüyor, geniş anlamlı, çok kapsamlı söylüyor. Bu onun özelliklerindendir. Şimdi bakın, etrafında Süleymaniye'nin etrafında bir sürü binalar var. Süleymaniye kadar geniş, büyük, yüksek var mı? Yok. Köylerde, kasabalarda camiler evlerden büyüktür, geniştir. Normalde böyledir. Artık şimdi aynı zamanda gene peygamberimiz söylüyor binalar yüksek olacak. Camilerden yüksek olacak. Bu arada büyük şehirlerde gene genelde gene nedir? Cami büyük evdir, büyük binadır. Ha, demek e, böyle bir cami yapana Allah cennette herkesin köşkünden daha büyük köşk yapacak demektir bu. Herkese verilen bir köşk ne? Normalde şuysa cami yapana dünyadakine örnek daha büyük bina köşk verecek demektir. Bunu ifade ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu en azından Kur'an'da ayet var. On misli olacak. Men bil haseneti felehu aşru emsaliha. Bir iyilik yapan en az bire on kazanır. E, cami büyük bir iyiliktir. En az bire on büyük bina demektir bu en azından. Tabi adamın ihlasına göre en azı bir on ne kadar büyük olduğunu Allah bilir. Sen diyeceksin ki böyle cami yapanlara bu kadar büyük binalar orada köşkler verirse cennet dolar. Cennet senin benim kafama göre almayacak, kafamız almayacak kadar geniş. Peygamberimizin sahih hadisi var. Bir ağacının gölgesinde uçar gibi koşan bir at 100 sene koşar. Ağacın gölgesinden çıkamaz diyor. Nasıl olur? Git de gör. Allah Allah ne diyelim yani? Git de gör. Sen dünyadaki o daracık evlere bakıyorsun. Kafan ona göre. Olur mu nasıl olur? Git de gör arkadaş cennete inşallah. Orada gör. Böyle. Hatta o kadar geniş. Semavet ve arz. Yedi kat sema var. Kur'an'da ayet var. Yedi kat yer var. Bunlar böyle hasır gibi serilseler yan yana cennetin genişliğine bir örnek olabilir. Böyle değil değil bundan daha geniş de hani anlayasınız diye Allah öyle misal veriyor. Yedi kat semayili yedi kat yer yan yana hasır gibi serilseler cennetin genişliğine bir şey olabilir. Size bir fikir verebilir. Öyle ayet cele var. Arzu ve semavati Evet bu cennete koşun diyor Allah. Ve sariyu ila muafirin min rabbiküm. Uttetlil binin muttakin. Öyle ayet celiyle var. Bu kadar geniş, bu kadar geniş. Onun için sen kafana takma. ya nasıl olur filan diye. İnşallah oraya git. Orada görürsün gözünle ne kadar geniş cennet. Böyle geniş cennete bütün insanlar girse cennetlikler yine dolmuyor, boş kalıyor. Cennet diyor ki Ya Rabbi ben bu müminleri ağırlamak şerefinden mahrum kaldım. Boş kaldı baksana. Allah o cenneti üzmemek için yeniden halk yaratır diyor. hadis-i şerifte öyle bir şeyler, haberler var. Evet. şimdi cami yapın. Biz oraya gelelim. Cami imkanı olan varsa görüyorsunuz dünyada cami yapan adam ahirette köşke, muazzam köşklere sahip olacak. Peygamber yalan söyler mi? Şimdi ayet okuyacağız. İnnemâ yağmuru mesâcidallâhi ben âmene billâhi ve liyumil âhir ve kâme sırâete zekâh ve lem yaşa illa Allah fasa ulak yekun Mescidi ancak müminler yapabilir. Mescid yapan adam dert dertlik mümindir, Müslümandır. Ayetler inneme ancak ve ancak onlar yapabilir camiyi. Yiğit adamlar, kamil mümin sa iman sahipler yapabilir. Böylece cami yapan adamın da imanın kavi olduğunu çıkarıyoruz. Kamil mümin olduğunu. Öyle ya şimdi şu Süleymaniye'yi yapan adam bu paraları başka şeyi harcasaydı herhalde bir devleti satın alırdı buraya verilen paralar. Böyle para tatlı şeydir, mal kıymetli tatlı şeydir. Bu tatlı şeyi canın çok sevdiği mal canın yongası derler Anadolu'da. Bunu kıymış adam veri vermiş. Bak bu cami yapmış. Allah ondan razı olsun. Hatta diyorlar ki şu burada sütünler var bakın sağda solda tek yek para dış ülkelerden, Mısır'dan, şuradan, buradan altınlar falan gelmiş. Bir kuruş elin parasını sokmam demiş kanunun Sultan Süleyman. Harca katın demiş adam gönlü olsun. Camiye kattım ama parasına katmamış. Harcın içinde altın var derler. Öyle söylerler. Bunu söyleyenler de sanat profesörleri, sanat tarih profesörleri. Böyle bir adam tabii kamil mümin olmaz mı? Bunu kıyas edebilirsiniz. Cami yapmak, cami yapmak işte böyle duvarlı, üstü kapalı, karda, kışta, soğukta, sıcakta müminler koruyacak bir kapalı alanı olan bina yapmaktır. Yoksa tarlaya gittin, taş sıraladın böyle, etrafına burayı mescit yok. Bu müjdeyi alamazsın. Bu müjdeyi alamazsın. Bu müjdeyi almak için işte böyle biraz canın yongası olan malda fedakarlık edeceksin. Allah yolunda harcayacaksın. Sadece duvar dikmekle de olmaz. Üstü kapalı, sıcaktan koruyacak, soğuktan koruyacak, selden koruyacak sağlam böyle binalar bu müjdeye. Müjdeyi hak eder diyorlar, hak eder diyorlar. Evet. ile cami yapmak bu kadar güzel. Ee, Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Men bena lillahi mesciden yebtegi bi ben Allah beyt mislehu fil Böyle hadis var Bukhari hadisi, Müslüm hadisi Bir de kemef hası katade Katade küçücük bir kuş O da hadis-i şerif, o da Müslüm hadisi Küçücük kuş yuvası kadar Bir kuşun yuvasını görmüşsünüzdür Küçük bir kuş yuvası kadar bile olsa bir mümin Allah rızası için bir cami yaptı mı dünyada cennette ona Allah şeysine göre, ihlasına göre mami tane büyüklükte köşkler verir diyor. İşte bundan dolayı Medine'ye inşallah gitmeyenler gider, gidenler gene gider. Orada bakıyorsunuz bu peygamberin sünnetlerini sahabe hepsini yapmış. Müminler de peygamberin sünnetlerini ömründe bir defa olsun yapmalılar her sünnetini. Hem ne dediyse Peygamberimiz bir defa olsun yapmak lazım. Ebu Bekir'e bakıyorsunuz orada hemen bir cami yaptırmış. Hazreti Ömer'e bakıyorsunuz bir cami yaptırmış Medine'de. Hazreti Osman cami yaptırmış. Hazreti Ali radıyallahu anh cami yaptırmış. Bilal Habeşi cami Medine'de Mescid-i Nebevi'den başka orada hep camiler var mübareklerin. Peygamberin bu müjdesine ermek için kuş yuvası kadar da olsa bülbül yuvası diyorsunuz siz. Ovacık da olsa bir mescit yaptır. Bizim atalarımız da bunun örneklerini vermişler. İstanbul'da eski büyüklerimiz, atalarımız o camiler yaptırmasalardı. Şimdi cami yapmak çok zor. Arsa çok kıymetli. Para artık aslanın ağzında değil ciğerine girdi. Oradan söküp kazanıyorsun. Onu da hadi bakalım ver bakalım. Yani onlar bir yazlık yapmışlar. Bir mahalleye gitmişler bülbül yuvası gibi küçük küçük mescitler yapmışlar ama şimdi kadar ihtiyaç görüyor, ihtiyaç gideriyor. Aklınızda olsun böyle ezansız, camisiz semtleri takip edin. İstanbul'da çok var, başka yerlerde de var, Anadolu'da da var. Böyle cami, minare, ezan bir memleketin Müslüman olduğunun alameti farikasıdır, dambasıdır. Şair-i İslam'dandır. Onun için bu memleket Müslümandır diye atalarımız camiler yapmışlar, medreseler yapmışlar. Allah onlardan razı olsun. Damga vurmuşlar. Burası Müslümanların memleketidir kıyamete kadar diye. Allah onlardan razı olsun. Siz de o kervana katılın imkanınız varsa dolaşın Türkiye'yi camisi yapamamış vatandaş gidin oraya biraz cami yapın. Ya burada adamlar namaz kılmıyor. 3-5 kişi 3-5 kişi içinde olsa kılın, yapın. Yeter size. Bir memlekette ezan okunsa sizin için büyük şeref. Ezan okunsa büyük şeref. Bu böyle dolaşın, yapın. Buna çok ihtiyacımız var. Artık modern devirde, batı medeniyetinde herkes kendi işiyle meşgul. İstanbul'da öyle oldu. Apartman komşusu birbirine konuşamıyor. Anadolu'dan bir insan gelirse ancak ha o da benim tanıdığım diye bir araya geliyorsunuz. Camiye giderseniz komşunuzu tanıyorsunuz, mahalledeki tanıyorsunuz. Artık o hale geldik. Camiye çok ihtiyacımız var. Müminlerin birbirini tanımasına. Tanımıyoruz ya. Kapı komşumuzu tanımıyoruz. Kimdir, nedir? O hale geldik. Sabahleyin ok gibi evimizden çıkıyoruz, işimize koşa koşa hem. Akşam yorgun argın geliyoruz. Nereden komşuya merhaba diyeceksin? Hemen atıyorsun kafayı, yatıyorsun. Öyle hale gelindi. Kimse kimseyi tanımıyor. Onun için cami yapın, yapılmasına vesile olun, Müslümanları kaynaştırın. Ancak camide buluşabiliyoruz, birleşebiliyoruz. Böyle faydası var, caminin çok faydaları var. Şimdi kıyla biz büyük cami yapamayız hocam. Bu büyük para ister. Sahabi kiram demiş kıyla ya Resulallah. Ya Resulallah. Ve hazil mesacit elleti tubna fit biz büyük cami yapamıyoruz ya Resulallah. Yol kenarlarına 3 kişi geçerken namaz kılsın diye böyle tek de böyle pahalı olmayan sadece yağmurdan sıcaktan koruyacak küçük bir şeyler yapsak ne dersiniz? Bunlar da bu müjdeye girer mi ya Resulallah? Kale naam. Evet ta kendisi. Ta kendisi. Ne kadar yarıyor işe? arabanla giderken soğuk sıcak bakan, bakıyorsun oh Allah razı olsun diyorsun adama. Orada bir su da koyuyor, bir tuvalet de koyuyor, ihtiyacın gideriyor, bir de namaz kılıyor. Hep sevapları o yapan adam alıyor. Benzin istasyonlarında benzin sahipleri bunu yapıyorlar, büyük sevap alıyorlar. İşte onlar da bunuya girer mi? Girer diyor, girer. İşte caminin süprüntülerini at. Şimdi ne? müjdesi ve altında. Büyük camileri temiz tut. Ama küçük camiler, yol kenarındakiler daha çok kirlenir. Çünkü orada bir görevli yok ki temizlesin. Maaşlı bir görevli yok ki her zaman temizlesin. İnsanlar da oraya ancak gelip geçerken uğruyorlar. Oranın kirlenmesi daha muhtemeldir. İhracu l-gamame minha muhurul huril ayn. Evet, büyük camilerin süprüntülerini, kirlerini temizlemek, toplayıp atmak, o yol kenarlarındaki küçük mescitleri temiz tutmak. Gittin mesela yoldasın, tozlu topraklı rüzgar daldırmış bir şeyleri oraya, süprüntüleri. Bir dakika arkadaş, beş dakika beş varalım gideceğimiz yere. Kolları sıvadınız, orayı temizlediniz, süprüntüleri temizlediniz, çiçek gibi yaptınız. Aha bunlar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete götürür sizi. Ve cennette de tabi orada Allah Celle Celaluhu Vaka suresinde var, İnsan suresinde var, Rahman suresinde var, çok var. Cennetliklere eşdar verecek, huriler verecek. Orada huriler tabi İslam'a göre evlenmek nikah mihille olur. Bu süprüntüler hurilerin mehilleridir diyor peygamberimiz. Öyle söylüyor. Ve ihracul kumama minha muhurul huril ayn. Hurul aynin mehilleridir <laughs> bunlar. Mehi, orada çok huriyle yaşamak isteyen varsa camiler temizlemeye koşsun. O zaman müezzinler kazandı. Kazanıyor zaten müezzinler. Günde beş vakit tevhidin esası özü olan ezan Muhammediyi aya kadar duyuruyor, arşa kadar söylüyor sesi çıktığı kadar bağırsın. Tabi ahenkli bağırsın canım. Adam kaçıran makamından değil. İnsanları coşturan, coşkuyla, heyecanla okusun ezanı. Sesin çıktığı kadar güzel okusun. Gittiği yere kadar ne varsa lehine şehadet ediyor. İslam'ın üzünü kainata ilan ediyor. Kıyamette en uzun boylu, parlak yüzlü olacak olanlar Allah için ezan okuyanlardır. E burada maaş alıyor tamam. Maaşını alıyor. Karşılığını alıyor. Gene de iyi. Çünkü biliyorsunuz işkici yerlerde, pavyonlarda da çalışıp parasını kazananlar var. Camide ekmek kazanmak geçim sebebi olsa bile iyi değil mi yani? Allah'ın evinde sabah akşam bekliyor. Gene de iyi, gene de iyi. Siz böyle görevli olmasanız bile eşiniz veya kendiniz veya birkaç arkadaş buluşun. Gel şu camiyi bir temizleyelim. Müezzinle anlaşın, imamla anlaşın. Camileri pırıl pırıl yapın. Bunu sağlamak için Diyanet İşleri biliyorsunuz camiler haftası yapıyor. Camiler boyatıyor, genel bir, bir, ay, bir yıllık temizlik falan yapıyor. Güzel bir şeyler bunlar. Siz bir yılı beklemeyin. Böyle bir müjdesi var. Cennete götürür ve de cennete girince de oradaki eşlerinizin mehilleri olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi anlıyoruz ki, anlıyoruz ki cam yapmak muazzam bir iş. Cam yapmak işte bu duvarlarını örmek, üstünü kopamak. Güzel yazılar yazmak gelenleri hayran bıraksın. Evet aslında camileri çok süslü püslü yapacağına camisiz semtlere güneşten soğuktan koruyacak süssüz cami yap. Hedef bu olmalı. Ama hocam İstanbul'a her çeşit millet geliyor. Evet ben camiyi süslü temiz güzel yapıyorum. Gavur buraya geldiği zaman Allah Allah desin. Hayran kalsın Müslümanlığa. Evet biliyorsunuz Roger Garodi büyük İslam sanatları, sanat eserleri, camileri bakarken bakarken komünist genel sekreteriyken ateistken Fransa'da biliyorsunuz profesör Roger Garodi recai oldu sonra Müslüman oldu adam bakarken bakarken hayran kaldı şu güzelliği şu güzelliği herkes yapamaz ben şimdi Selimiye'de, Trakya Üniversitesi'ndeyken Selimiye hakkında uluslararası bilimsel kongre oldu. Mimarlar, dünyanın her tarafı mimarlar geldi. Alan diyor ki, öyle yapmış ki bu Mimar Sinan diyor. O devin şartlarında, şimdi hesaplar, kitaplar çok muazzam. Basıyorsun düğmeye, dünyayı önüne getiriyor bilgisayar. Şimdi çok muazzam ölçümler, ölçütler var. O zaman bunlar yokken... Yahu diyor hesap ettim diyor aylarca yıllarca uğraştım şu camide diyor adam. Bir santim geniş olsa diyor ses olmaz. Eksik olsa da olmaz. Ama diyor mihraba diyor şöyle vuruyorum. Ta ucra köşeden 30 bin kişi alıyor Selimiye. Duyuluyor diyor. Nasıl ölçtü bunu diyor. Hayran adam. Evet kamil müminler yapabilir dedi ya Allah. Kamil mümin ne demek? Allah'ın gözünü açı verdiği, kalbini açı verdiği, senin bilemediğin ölçüleri tutturabilen adam demek. Evet öyle söylerler ki Mimar Sinan burada da bu minbere çıkmış, nargile işlemeye başlamış. Hemen koşmuşlar ham sopular, padişaha, kanuniye. Camide nargile içiyor. Koşmuş gelmiş pürhitte. O da nargile içiyor. Nargilenin sesi şişenin içinde yağ tıkır 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 tıkır. Padişah hazretleri demiş, görüyor musunuz? Nargelin sesi bile ucra keçelerden dinlenebiliyor. O ses ayarını yapıyor. Adamın derdi o. Öteki hamsu bu da min minberde nargile içiyor diye koşmuş. Evet öyle bir vaktası var buranın. Selimiyet yaparken de böyle parmakların üstüne kalkar mı? Sağa sola mihrabı yerleştirecek bu mihrabı. Ne oluyor demişler usta. Kabe'ye bakıyorum da demiş yani tam denk getireyim diye. Evet. Allah da diyor ki camiler ancak Allah'a ve ahiret gününe inanabilenler ancak Allah'tan korkanlar yapabilir. İnana. Kamil iman sahibi olur bunlar. Evliya olur yani. Evliya olmuş zaten. Görüyorsunuz. Öyle diyor o profesör. Şimdi gavur deyince kızıyorlar da bizim Anadolu'da ne diyelim yani gayrimüslime gavur derler bizde. Yani kimse kızmasın. O sadette söylüyorum ben. Herkesin inancına biz bir şey demiyoruz. Biz Müslüman olduğumuz için Cenab-ı Hakk'a yatıp kalkıp şükrediyor. Müslüman olmayana gavur derler bizim de Anadolu'da. Ben o sadette o gavur hayret diyor. Nasıl ölçtün? Nasıl ölçtün? Ve de diyor baktım ki diyor Kahire'de aynı tarihte bina yapmış. Belgrad'da yapmış. Tahran'da yapmış. Bilmem nerede yapmış. Neyle gittin yahu diyor. Nasıl kontrol ettin diyor. Vallahi diyor ölçtüm diyor. Mimar Sinan onları kontrol etmiş. Bütün damgasını vurmuş özelliği var. Ama nasıl gitti bu adam diyor. Uçak yok otomobil yok. Sen anlamazsın dedim ben. O gözünü yumuyor gidiyor oraya. Biz evliyanın kerametine inanırız. Anında dünyayı dolaşıyor işte. Mimar Sinan bu demek. Mimar Sinan. Allah ona işaret ediyor. Mescitleri ancak kamil iman sahipleri yapabilir. Şimdi böyle güzel binalar yapacaksınız. Evet, innema ya'muru mesadidellah men amena billahi vel ahir ayette kim cami yapabilir? Bir kamil iman sahipleri iki ve kames salate. Namazı dost doğru, devamlı, güzel kılan İkame bu demek. Devamlı kılan, güzel kılan. Şimdi buradan anlıyoruz ki cami yapmak yalnız binayesini yapmak değildir. Müminlerin, müminlerin namaza oraya koşmalarıdır. Namazı camide kılmalarıdır.